Peki müzisyenlik ve şarkı söyleme kaç yıl oldu Görkem? Ne zamandan beri bu işle içindesin? Yani ben ortaokulun başında gitar çalmaya başladım falan. Yani ilk paramı lise 1'de kazanmaya başlamıştım gitar çalıp. Yani 2001 desek 19 sene falan olmuş. Yani aslında sahne tecrübesi olarak bakınca. Yani ilk paramı lise 1'de yazın kazanıyordum. O zaman bayağı olmuş. Evet, o oldu. Bayağı Onu uzun bir açık. zaman, yani az bir zaman değil bahsettiğim. Aynen, Yani yani işte uzun zaman geçti ama zaman içerisinde tabii profesyonelliğe doğru gitti. İşte şimdi en son Emir Ersoy'la çalışıyorum. Emir Ersoy'un Rock Cuba albümündeki bütün işte gitar aranjelerini vesaire çaldım ve gitarlarını çaldım, vokalleri yaptım. Halihazırda da sahne alıyoruz Emir'le. Vokalistiyim, gitaristiyim. Onun haricinde Tarık abiyle, Tarık Sezer'le çalışıyorum voice orkestrasında. Orada da solist ve gitaristim. O Ses Türkiye'de tanışmıştık onunla da işte. Ben bir O Ses Türkiye'de çeyrek final gördüm 2 sene önce. Sonra böyle Bir yarışma sinir olmuş. geçmişimiz var yani. Bir çeyrek finalde işte yani çok böyle idealist davranıp ben Steve Wonder söyleyeceğim deyip elendim ondan sonra. Tabii yani Söyler herkes misin Steve Wonder? Al sana deyip Wonder çok diğer performans yaptığın şarkılar neydi? Steve Wonder'ın dışındakiler? valla yine Steve Wonder'da ilk o 4 kişiyi döndürdüğüm parça Superstitious söylemiştim. Onunla 4 kişi dönmüştü. Hadise'yi seçmiştim. Ondan sonraki aşamada Ed Sheeran'dan işte Duello Perfect diye bir şarkı söyledim. Üç Ha, kişiyle. süper. Oradan da çıktıktan sonra bu I Just Got To Say I Love You söyledim. Ama yani böyle kel alaka bir versiyon. Böyle Herbie Hancock versiyonu falan işte böyle inanılmaz Ha, bir hiç anlaşılmayacak halini diye çaldınız herhalde. biz çok eğlendik müzisyenler olarak. Tarık abi falan böyle çok iyi oldu güzeldi De falan. işte o tarafa tam geçmemiştir. Evet ben şimdi zamanında o dönem böyle biraz sinirlenmiştim. Yani hani İşte halk beni anlamadı, gittiler işte başka Türkçe şarkıya oy verdiler falan diye de. Yani aslında o tam öyle değil ya. Onu şimdi yavaş yavaş kavruyorum. Yani sonuçta evet sen zevk aldığın müziği yapacaksın da şimdi halk ve sanatçı falan diye çok böyle bir ayrıma girmek manasız geliyor. Yani sonuçta yaptığın müziği karşı tarafında anlaması gerekiyor. Herkesin böyle über armoni bilmesi, süper böyle edebi eserler okuyacak diye bir şart olmadığı için yani birazcık aslında genele vurmak gerekiyor yaptığın işe. Herkesin bir şekilde algılayabileceği bir şey de yapmak önemli. İşte bu son yapacağım yine kendi müzikal şeyinden bir ödün vermedim ama birazcık daha böyle genele birazcık yanaşmaya çalıştım açıkçası. Hani yine hareketli, yine dediğim gibi R&B, Stevie Wonder soundları var falan ama yani biraz daha Türkçeyiz artık yani.